Dostlar hepinize merhaba, İstetabül kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde beklentileri karşılayamayan tab gıda var. Tab gıda biliyorsunuz ki arz edilen fiyata yaklaştı sayılır. 130 TL'den halka arz edildi. Tab gıdanın grafik analizine bakacağız beklenti yönüne, ancak tab gıdada grafik işlemiyor niyeyse. Hani öyle bir büyük bir halka arz oldu ki şirket, çok reklamı yapıldı. Tab gıda yorum, analiz, beklenti, bunlara bakacağız. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Dilerseniz videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler, bol kazançlar diliyorum. Şimdi Tab gıdanın güncel fiyatı 139 lira 30 kuruş. 17-38-12 Aralık itibariyle açılış 136 lira 40 kuruş. En yüksekte 141 lira 70 kuruş görmüş. En düşük fiyatı da 134 lira 50 kuruş. Yani bu da demek oluyor ki 4 liralık bir daha düşüş olursa al arz edilen fiyatına geldi sayılır. Gün içinde biraz toparlamış şimdi. Hani en yüksek seviyede halka arz edildikten sonra 207 lira 80 kuruş, yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 gün tavan yaptı. En düşükte 134 lira 50 kuruşa denk geldi. Şimdi burada şöyle bir şey var. 155,6 desteğinden düşüş trendine girdi. 135 lirayı test etti. 135 lirayı test etmesi bir yandan iyi oldu. Tabi grafik analizi Tab gıdada işlemiyor. Niye işlemiyor? Çok tahtacılar çok satış yapıyor. Alıcı ve satıcı kurumlara da bakacağız birazdan. Hani 3 alınıyorsa 7 satılıyor, 5 alınıyorsa 15 satılıyor diyeyim size. Öyle bir firma. Tab gıdadan sonraki hisseler, örnek veriyorum, Binho, Ecos, Agrot, son halka arzlar 10. 10. tavan, 11. tavan gördü. Hatta Binho tavan bozdu, tekrar tavan yaptı. Sonraki gün daha devam etti. Açıkçası ben Tab gıdada yanlış zamanda halka arz edildiğini düşünüyorum. Burada 135 TL desteği çok önemliydi. Bunu kırdı. Bundan sonraki fiyat yükseliş trendine geçiş. 240 lirayı test etme durumu var. Çünkü düşüş trendini kırması gerekiyor. Bundan sonra yatırımcıyı kendine çekmesi gerekiyor. Şirket haberleri önemli. Şirketten gelecek haberler çok önemli. Bilanço, güncel bilanço önemli. Bunlara bakmalısın. Yani şimdi biz burada 240 lirayı gelecek diyoruz ama bu yatırım tavsiyesi değildir. Hani 120'lere de düşebilir. Dediğim gibi grafik analizi görerekten yatırım yapmayın hiçbir şekilde. Bunlar sadece eğitim amaçlı çekilen videolar, öyle söyleyeyim sizlere. Dilerseniz aracı kurum dağılımlara bakalım. Hani en çok kim alıyor, kim satıyor, onlara da bir bakalım. Şimdi burada Ziraat Yatırım'da 139,65 maliyetten %18'de 68.911 lot alım yapılmış. Hani yatırımcılar tarafından Bank of America 63.876 133 TL maliyetle alım yapılmış. Yapı Kredi 145 TL maliyeti mevcut. Garantinin 139, A1 Kapital 140 ve diğerlerinde de 110.000 net not alım yapılmış. Burada satanlarda iş satış yapıyor. 134 maliyetle Global 142, Deniz 137, Meksa 137 ve Akda Ak Yatırım'da 137 liradan maliyetten satış gerçekleştirmiş diyebiliriz arkadaşlar. Bu Tab gıdada net alıcı ve satıcı aracı kurumlara bakacak olursak. Bir diğer verilere bakacak olursak, açılış 136,40, en yüksek 141, tavan fiyatı 150'den. Ortalama tabanda da 122 lira 80 kuruşta. Burada 3 adet alış yapılıyor, 130'da 80'den 2755 satış gerçekleşiyor. Öyle söyleyeyim. Yani buradaki veriler sürekli güncellendiği için ben bunu ekran görüntüsü alaraktan buraya koydum. Hani 3 alan varsa 5 satan var, 7 alan varsa 20 satan var, dediğim gibi. Alıcı ve satıcı arasında sürekli bir satıcı taraf ön kısma doğru geçiş yapıyor diyebiliriz. Yani bir tık önde gibi. Yani bu hisse nasıl düzelir? Arkadaşlar vallahi Tab gıda artık, yani 2024 Mayıs'a kadar ne olacağı belirsiz bence ya. Çünkü bilanço açıkladılar. Bilançosu gayet güzel geldi, ancak aracı kurumlarda satış çok gerçekleşiyor. Küçük yatırımcılar zaten çıktı. Ben elimde tutuyorum. Zararda mıyım? Bir tık. Şu an herkes zararda Tab gıda tarafından. Ama yanlış zamanda halka arz edildiğini düşünüyorum açıkçası ben. Bu video yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bilginiz olsun. Tamamen bilgi odaklı eğitici bir video oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın diyorum. Tek ricam abone olmanız.
Sizlerin Top Gıda'dan yorum beklentisi nedir? Fiyat beklentisi, özür diliyorum nedir? Bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Borsada satmadıkça zararda değilsiniz. Klasik laf artık birçok yatırımcının. Ben satmıyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Beklentisi çok yüksek bir şirketti çünkü. Hoşça